Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle uzun bir ara oldu. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bir takım taşınma işleri vesaire falan derken ne yazık ki çok fazla video çekemedim. Artık kanala 2 günde bir video atmaya çalışacağım. Uzun bir aradan sonra Rebel isimli oyunun artık kalan bölümlerini tamamlamak istiyorum. Uzak Bozkır bölümünü acımasız modda bankerle beraber oynayıp geçmeye çalışacağız. Şimdi şehri kurduğum yere özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi şehrim hem bu ana büyük merkezlere yakın hem de dağlara yakın. İsyancılarla çok fazla mücadele edeceğimiz için dağlara yakın olmak istiyorum. Bankerin özelliğini kullanaraktan bir takım para kazanmak da istiyorum bu oyunda. Çünkü paraya bol bol ihtiyacımız olacak. Kamu hizmetlerinde öncelikle okuryazarlığı arttırmaya çalışıyorum ben. Sonrasında bölge temsilcileri bir seviye, halkla ilişkiler bir seviye, etkili tedarik bir seviye yükseltiyorum. Ve param 20'nin üzerinde bu şekilde kalmış oluyor. 20'nin üzerinde parayı tutmaya çalışıp mümkün olduğunca ekstradan bu paradan artık faiz mi oluyor ne oluyor bilmiyorum ama ekstra gelir elde etmeye çalışacağım. Rebel isimli oyunda bu arada sosyal yardım ofisini açıp burada da evrensel adaleti açıyorum ve biraz daha bekleyeceğim. Rebel isimli oyunda da yeni bir zorluk seviyesi gelmiş. Acımasızdan sonra ekstra bir zorluk seviyesi daha koymuşlar. Bunlarla ilgili de video çekeceğim. Şimdi burada su kaynaklarını bir seviye, hatta su kaynaklarını 2 seviye yapıyorum. Bölgelerin ihtiyacına göre kamu hizmetlerini yapmaya çalışıyorum ki birazdan zaten isyancılarla uğraşacağımız için bu kamu hizmetlerine çok fazla ağırlık veremeyeceğim. Şimdi ordudan ilk olarak koalisyon askerlerimizi çağıralım ve ulusal askerlerimizi de eğitmeye başlayalım. İsyancıların kampını mümkün olduğunca çabuk bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu isyancıların olduğu bölgeye ben askerlerimi koyayım. Askerlerim orada savaşsın vesaire falan değil de mümkün olduğunca çabuk kampları bulmaya çalışın. Bunun için en önemli özellik İHA'ları açmanız olacak. Ama ben şu an İHA'lardan ziyade askerlere yardım için hava saldırılarını açıyorum. Burada ilk olarak İHA'ları da açabilirdik. Dediğim gibi kampı bulmamız çok önemli. Burada kamp olmadığını düşünüyorum. Genelde kamp ilk isyancıların çıktığı bölgeye komşu bir bölgede oluyor. Kanala artık 2 günde bir video atacağım arkadaşlar. Yani kanalı videosuz bırakmayı düşünmüyorum. Bir takım işlerim vardı ama onları hallettim artık. Zaten oyunda da yeni zorluk seviyeleri gelmiş. Bu oyunu da tamamlarız diye düşünüyorum. Bilgisayara güzel bir kayıt programı yükledim. Bilgisayardan aynı anda yayın yaparken kayıt yapınca büyük ihtimalle ekran kartı kaldırmadığı için canlı yayınlarda sıkıntı yaşıyorum. Ama oynadığım oyunları kaydedip arkadaşlar sizlerle beraber paylaşmayı düşünüyorum. Bu arada kampı bulduk. İHA'ları açınca kampı bulduk. Zaten şöyle kampı ikinci ya da üçüncü hamlenizde falan bulamazsanız oyuna tekrardan başlayın. Çünkü isyancıların önünü alamıyorsunuz. Garnizon inşa etmemiz için güzel bir konum. Bu arada oyunun sesini kapattım arkadaşlar. Mümkün mertebe kıstım. Çünkü geçenlerde bununla ilgili bir telif yemişim. Yani oyunun zaten öyle aman aman güzel bir müziği yok. Üstüne üstlük bir de telif atıyor. Yani hani birazcık canım sıkıldı o yüzden oyunun sesini kıstım. Kusura bakmayın. Siz kendinizi arkada hafif tonda dilerseniz müzik açabilirsiniz. Şimdi ilk etapta amacım isyancıları belli bir bölgeye toplamak arkadaşlar. Burada tercümanları bir seviye yükseltebilirim. Çünkü askerlerin bulunduğu bölgede yerel halk tarafından huzursuzluk çıkıyor. İtibar puanı kaybetmeme sebebiyet veren şey neymiş diye baktığım zaman isyancı faaliyetleri olduğunu görüyorum. Olması normal çünkü kalabalık bir yer olan bölge şu an isyancıların elinde ve ben oraya müdahale etmedim. Bundan dolayı her ay kayıp yaşıyorum. Bu arada bir kamp daha bulduk. Çok güzel.
Mümkün mertebe askerleri birbirinden destek alacak şekilde yerleştirmeye çalışıyorum ki görevlendirme süreleri erkenden bitmesin arkadaşlar. Eğer böyle çok yoğun bir şekilde tek başına savaştırırsanız bu koalisyon askerlerini, görevlendirme süresi hızlıca bitiyor ve geri dönmek istiyorlar. Şimdi itibar puanı kaybetmeye devam ediyorum ama şu an iyi durumda olduğumu düşünüyorum. Burada ulusal askerlerimin daha hızlı bölgelere ulaşması açısından bu özelliğimi güçlendirdim. Eğer bu alttaki düşmanları arkadaşlar sağ alt köşede toplayabilirsem çok daha güzel bir duruma gelmiş olacağız. Burada stratejik iletişimi bir seviye açıyorum. Artık nüfus sayımını açmak için birazcık geç kaldım. Daha erken seviyede açabilirdim. Parayı 20'nin üzerinde tutmak için onu açmadım. Zaten şu an neredeyse çoğu bölgeden haberdarız. Garnizon için güzel bir konum. Seve seve kabul ediyorum. Böylelikle koalisyon askerlerinde güzel bir destek olacak. Bu arada ulusal askerleri sürekli eğitmem lazım. İlk bölgemiz tamam. İlk bölgeden desteğimizi aldık. Tamam. Oyun biraz da uzun sürüyor arkadaşlar. Şeyi denedim. Oyunu 3 kat hızlandırmayı denedim. Fakat oyunu 3 kat hızlandırdığım zaman isyancıların hareketlerine ne yazık ki yetişemedim. Bu arada elektrik desteği istiyorlar. En sevmediğim olay şu. Koalisyon askerleri geri çekiyor şeklinde. İşte başka bir yere müdahale etmek için diyor ki bir birlik çekmek istiyorlar. En kısa zamanda yeni birlik göndereceklerini söylüyorlar. İzin verelim mi, vermeyelim mi? Şimdi önlediğimiz zaman 8 itibar kaybediyoruz. İzin verdiğimiz zaman işte bir birlik geri çekilsin diyoruz. Şimdilik bir birlik geri çekilsin. Çok yapacak bir şey yok. Bu kentsel bölgeleri arkadaşlar isyancı faaliyetlerinin çok fazla olmasına izin vermeyin. Çünkü çok ciddi anlamda itibar puanı kaybettiriyor. Oraya isyancı geçtiği gibi ben hemen oralara müdahale etmeye çalışıyorum. Zaten şu an şu ortaya geçen İsyancı arkadaş bizi sürekli peşinde dolaştıracak gibi duruyor en kenara geçene kadar. Şimdiden iki bölgede istikrar sağlamış durumdayız. İstikrar seviyesi %25'lerde. Buradaki koalisyon askerini ben mümkün mertebe son karar çıkana kadar herhangi bir karar vermeyeceğim. Ne kadar fazla kalırsa, ne kadar fazla ay kalırsa benim için o kadar önemli. Burada kurnaz baskı diyebilmek için hükümet kısmında dış ilişkiler ofisini açmanız gerekiyor. Ondan sonra kurnaz baskı diyebiliyorsunuz. Bir yerden sonra bu kurnaz baskılar sayesinde isyancılara olan desteği azaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Kentsel bölgede yine bir isyancı faaliyeti ortaya çıktı. Hemen kendi ulusal askerlerimi oraya gönderiyorum. Yapmaya çalıştığım şey şu arkadaşlar. İsyancıları belli bir köşeye toplayabilmek. Sağ alt köşeye şu an toplamaya çalışıyorum. Sağ alt köşeye topladığımda çok daha rahat olacak. Bu arada bölgelerde telekomünikasyon ve elektrik isteği vardı. Bir yandan da bu kamu hizmetlerini yapmaya çalışıyorum. İHA'mız burada bir kamp buldu. Bazen yorumlarda görüyorum işte hani kamu hizmetlerine hiç şey yapmıyorsun vesaire falan ama isyancılarla uğraşırken arkadaşlar kamu hizmetlerine inanın yatırım yapacak vakit bulamıyorsunuz. En azından ben bulamıyorum. Garnizon kurmak için güzel bir konum. Burayı da seve seve garnizonumu kuruyorum. Yine dönmek isteyen bir koalisyon askeri biraz da kritik bir noktada. Neyse ki gitmeden önce oradaki isyancıları kovdu. Yine bir kamp ortaya çıktı. Hemen o kampı yok ediyorum. Buradaki askerleri de eve gönderiyorum. İsyancı liderlerle temasa geçmeye başladık artık. Tabii şimdi barış anlaşmamızı konuşmak için çok erken reddedecekler. O yüzden reddediyoruz biz. Konuşma isteklerini ve bu şekilde itibar puanı yavaş yavaş toplamaya başlayacağız. Bu arada isyancıları gözümden kaçırdım. Ne yazık ki bu garnizonumu yıkacaklar diye düşünüyorum. Yıktılar. Bu benim hatamdı. Görmem lazımdı.
Şimdi yolsuzlukla mücadeleyi 4 seviyeye getiriyorum. Yolsuzlukla mücadeleyi bir anda yüklenmiyorum. Çünkü oyunun sonuna doğru bu zaten yatırım vesaire falan yaptıkça yolsuzluk yükselecek. O yüzden kademeli olarak yapmaya çalışıyorum. Bir yandan orduma yatırım yapmaya devam ediyorum. Ulusal askerlerin gücünü arttırmak için güçlendirmelerimi yapıyorum. Şu an elimde son bir koalisyon askeri saklıyorum. Zor durumda kaldığım zaman onu kullanacağım. Şöyle bir durdurup nerede bir isyancı var, hani nerelere asker göndermem gerekiyor diye ara ara kontrol ediyorum. Bunu yapmanız gerekiyor çünkü bazen gözden kaçırıyorsunuz. Az evvel ben o şekilde garnizonumu kaybettim. İstikrar seviyesi %41'e çıktı. Şu an için güzel durumdayız. İtibar puanımız da güzel durumda. Şu an iki tane koalisyon askerim var. Burada kurnaz baskı diyoruz. En azından isyancı kapasitesi artmadı. Bölgelerimiz istikrar kazanmaya devam ediyor. Burada örtbas diyeceğiz. Sağlık ve telekomünikasyon istiyorlar. Şu an sağlık hizmetlerini arttırıyorum. Ulusal askerler arasında firar sayısı artmaya başlamış. Şimdi şöyle yapalım. Ödemeyi arttır diyelim. Zaten elimizde paramız var. Yavaş yavaş yolsuzluktan da puan kaybetmeye başlamışız arkadaşlar. Birazdan yolsuzlukla ilgili de gerekli işlemleri yapacağız. Burada yolsuzluk temizliğini bir seviye yükseltiyorum. Bu bana kademeli olarak yolsuzlukla mücadele etmemde olanak sağlayacak. Bu arada şu ortadaki isyancı benim çok canımı sıkmaya başladı ya. Sürekli yer değiştirip duruyor. Bununla sürekli uğraşacağız gibi duruyor arkadaşlar. Askerlerin daha hızlı ilerlemesi için yolları inşa etmemiz gerekiyor ama öncelikle iletişimi bir seviye yükseltiyorum ben. Bu bizim daha kolay bir şekilde halkla iletişim kurup desteklerini kazanmamızı sağlayacak. Kamp bulduğum gibi direkt kampa hücum ediyorum çünkü kamp işi gerçekten sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Eğer kampa müdahale etmezseniz, bu arada tehdit et diyeceğiz. Kampa müdahale etmezseniz isyancı sayısı bayağı artıyor. Burada şöyle bir bakalım. Sınırlı yatırım yapalım. Son ulusal askerlerimizi de eğitelim. Halkla ilişkilerimizi geliştirelim. Ve burada uzak bölgelere yardım ofisini bir seviye artırıyorum. Uluslararası yardımları açıyorum. Uluslararası yardımları daha erken açabilirdim ama o da bir miktar yolsuzluk seviyesini arttırdığı için birazcık geciktirdim. Yine sağ alt köşede bir kamp çıktı. Bu kampı yok etmem lazım. Şöyle arkadaşlar, benim yaptığım gibi ilk denemenizde kazanamayabilirsiniz. Gayet normal. Çünkü oyundaki işte isyancıların hareketleri vesaire falan hani fix böyle sabit bir hareketleri olmadığı için ne yazık ki her zaman tutturmak kolay olmuyor. Ama şu şekilde söyleyebilirim. Yapmanız gereken şey kampları hızlıca bulmak. Bunun için İHA'ları açmak. Eğer kampı bulamadınız, 4-5 bölgede isyancı aktivitesi başladı. Oyunu tekrardan başlatın. Hiç vakit kaybetmeyin. Eğer isyancıları belli bir bölgeye toplayamadınız. Mesela şu an ben sağ alt bölgeye toplamaya çalışıyorum. Hani sol altta da var ama şu an bana çok sıkıntı çıkartmıyor. Bu arada yine tehdit et diyeceğim. Eğer belli bir noktaya toplayamadıysanız oyunu da bırakabilirsiniz arkadaşlar. Vakit kaybetmeyin. Mesela şu an benim bu oyunda canımı sıkan şey şu ortada sürekli yer değiştiren isyancıyla sol alt köşedeki isyancı. Ama birazdan onlarla da baş edebileceğimizi düşündüğüm için yeni oyuna başlamıyorum. Bu arada iki tane birden kamp çıktı. Direkt bu kamplara müdahale etmem lazım. O yüzden ulusal daha doğrusu koalisyon askerleri bir tane kalmıştı elimde. Hemen onu eğitiyorum. Şansıma eğitmiş olduğum ulusal asker de şu an hazır çıkmış bulunmakta. Şöyle bir oyunu durduruyorum. Nerelerde isyancı faaliyet var onları bir görmek istiyorum. Bu askeri gücümü nereye koymam gerekir onu bir bakıyorum. Burada ben en sağ alt köşeye yerleştireceğim askerlerimi.
Bir de koalisyon askerlerini tutabildiğiniz kadar tutun arkadaşlar. Mesela o uyarı çıktığı gibi hemen ben bunları geri yollayayım falan yapmayın. Kurnaz baskı diyorum, artık isyancı kapasitesi yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Hala konuşma %16 reddetme şansları var. O yüzden ben burada yine onları tehdit ediyorum. Ben bazen askere ihtiyacım olduğu zaman koalisyon askerlerini kısa dönem tutabiliyorum. İtibar puanını çok fazla umursamayıp. Burada hemen kamplarını yok edelim. Burada yeni hava kuvvetlerini seçebilirim. Elimde zaten param var. Gayet güzel de param birikti. Şimdi burada desteği arttırmak için uzak yardım ofisini 2 seviye yükseltiyorum. Yolları geliştiriyorum. Yolları geliştirmemin sebebi askerlerimi hızlı bir şekilde hareket ettirmek istiyorum. Hala reddetme şansları var. Reddetme şansları olmayana kadar ben bunları tehdit etmeye devam edeceğim arkadaşlar. İHA'lar sayesinde kamplarını hızlıca bulup hemen yok edebiliyoruz. Burada kuralları değiştirme diyeceğiz. Garnizon için aslında konumu reddettim ama gerçekten güzel bir konummuş. Keşke kabul etseydim. En azından şu ortadaki isyancılarla rahat rahat uğraşabilirdim. Burada durdurup bir bakıyorum ne durumdayım diye. Bazen durdurup bir bakmak gerekiyor. Çünkü isyancılar nereye hareket etti vesaire falan, bunlar gözden kaçabiliyor. Burada yolsuzluk temizliğini 2 seviyeye yükseltiyorum. Sivil destek alabilmek adına gerekli geliştirmeleri yaptım. Artık halktan daha fazla destek alabileceğim. Kampı yok ettikten sonra hemen askerlerimi yan tarafa geçiriyorum. Bu oyundaki amacım isyancılarla anlaşmaktan ziyade bütün bölgelerde istikrarı kazanmak olacak arkadaşlar. O yüzden uzun bir oyun olacağı benziyor. Burada sivil entegrasyonu açıyorum. Askerlerimin bulunduğu bölgelerde destek seviyesinin daha çabuk artması için. Burada yine tehdit et diyorum çünkü hala anlaşmayı reddetme hakları var. Bunun olmasını istemiyorum ben. Burada örtbas diyeceğiz. Kırsal yardım ofisini 1 seviye yükseltiyorum. Otoyolları 2 seviyeye getiriyorum. Kamu hizmetlerinde şu an için zaten özel bir istek olmadığı için herhangi bir şey yapmaya gerek duymuyorum. Ordumu güçlendirmek adına bu uçak saldırılarıyla ilgili geliştirmeleri yapıyorum. Hem daha sık hem daha etkili bir şekilde hava saldırılarının gerçekleşmesini sağlayacak. Bu arada bu kentsel bölgeleri sakın isyancılara kaptırmayın arkadaşlar. Bakın mesela orada direkt 6 puanım gitti. Buraya garnizonumu inşa ediyorum. Şöyle bir oyunu durdurup tekrardan bir bakıyorum. Artık konuşmaları reddetme şansları yok. Konuşmayı deneyebilirim. Şimdi sürekli bu arkadaşlardan biz puan kazanacağız. İşte konuşmak isteyecekler, reddedeceğiz. Silahları teslim edin diyeceğiz vesaire falan. İtibar puanı kazanmaya başlayacağız. İsyancılar yasaklansın diyorum. 4 itibar puanı. Burada hızlı İHA rotasyonu, İHA'ları da geliştiriyorum. Hızlı uçak rotasyonu ve savaş sensörünü açıyorum. İş danışmanlarını açtığım zaman asker yerel destek seviyeleri artacak. Bunu da açıyorum. Askerlerin gücünü kademeli olarak arttırmaya çalışıyorum ki yani bir anda güçlerini artırıp ileride güçleri zayıf kalmasın şeklinde istiyorum. Çünkü bu güçlendirmelerin hepsini en başta açınca nedense oyunun sonlarına doğru çok fazla etkili olamıyorlar. Oyunun sol, alt ve üst taraflarını ele geçirmiş bulunmaktayız. Orada istikrarı sağlamış bulunmaktayız. Kırsal yardım ofisini 2 seviye yükseltiyorum. Kentseli de artık yükseltebilirim. Zaten kentselde gerekli desteği kazanmış durumdayız ama olsun. Burada isyancılar silahlarını teslim etsin diyoruz. İsyancılar özür dilesin.
Uluslararası güçler kalacak diyorum. Şöyle bir oyunu durdurdum. Bu koalisyon askerlerini de geri gönderdim. Sürekli aralarda bir kontrol etmeniz lazım. İsyancılar nerede, ne yapıyor, doğru yerde mi askerlerim şeklinde mutlaka kontrol edin arkadaşlar. Yerel polis özelliğimi de açıyorum artık. Burada anlaşmayı reddedip 10 puan kazanıyorum. Şimdi burada isyancı aktivitesi birazcık artacak ama önemli değil. İstikrar neredeyse %100'e yaklaşmak üzere. Burada seçimlere öncelik ver diyorum. Kentsel yardım ofisini de artık ikinci seviyeye getiriyorum. İsyancı faaliyeti açıkçası beklediğim kadar artmadı. Büyük ihtimalle isyancı kapasitesiyle alakalı. Burada kurnaz baskı dedikçe isyancı kapasitesi azalıyor çünkü. İki tane kampları ortaya çıktı. Hemen bu kamplara müdahale etmem lazım. Ne kadar çok bölgede isyancı çıkarsa arkadaşlar gerçekten o kadar sıkıntı. Çünkü şu an ben 4 bölgeye müdahale edebiliyorum. O yüzden benim bunları yine belli bir noktaya toplamam lazım. Mesela görüyorsunuz bu müdahale etmediğim bölgeden de sürekli 1 puan 1 puan itibar puanım azalıyor. Burada destek seviyesini daha hızlı kazanabilmem için artık gelen kamu, daha doğrusu kalan kamu ihtiyaçlarını açabilirim. Zaten ordu kısmında çok aman aman açacağım bir özellik kalmadı. Şu an en sağ alt köşedeki kampa müdahale etmem lazım derken orayı hava kuvvetlerimiz sağ olsun çözdüler. Sol alt köşedeki askerlerime yardım etmem gerekiyor. Burada tam seçimler diyorum. Sol alt köşedeki askerlerin yardımına da yine hava kuvvetlerim yetişti. Boyun itibar puanım şu an gayet güzel arkadaşlar. Normalde hani 10'a kadar düşmesine bazen izin verip sonra isyancılarla mücadele ederken hani bu itibar puanı topluyorum ama bu oyunda itibar puanım o kadar düşmedi. Yine bir kampları mevcut. Hemen bu kampa müdahale etmemiz lazım. Zaten oraya birazdan hava kuvvetlerimiz de roketini fırlatacaktır diye tahmin ediyorum. Artık garnizon kurabileceğim bütün noktalara garnizon kurarım. Hiç önemli değil çünkü param var. Görüyorsunuz artık param birikiyor. Bir yerden sonra üstümdeki paraları zaten harcayamayacak duruma geliyorum. Bu en sağ alt köşedeki askerlerin çok hareket ettirmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü askerlerin bulunduğu bölgelerdeki destek seviyesi daha kolay kazanılıyor. Ama yani gerekli olduğu zamanlarda da hareket ettireceğim. Burada orduya yatırım yapmayı tercih ediyorum ben. Yolsuzluk seviyesi şu an iyi bir noktada. Çok kötü değil. O yüzden yatırımlarımı, kamu hizmetlerimi yapmaya devam edebilirim. Kamu hizmetlerini bir anda çok hızlı bir şekilde yapınca arkadaşlar hem enflasyon artıyor hem de yolsuzluk seviyesi ciddi bir miktarda artıyor. O yüzden şu an kademeli yapmayı tercih ediyorum her ne kadar param olsa da. Şu an yine isyancıları belli bir noktaya topladım sayılır. Burada yine enflasyonun izin verdiği müddetçe geliştirmelerimi yaptım. Diyor ki yeni kadın hakları yasalarına karşı protesto gelişti. Ne yapalım? Tartışmalara katılalım.
Burada ben yine anlaşmayı reddetmeyi tercih ediyorum. İtibar puanımın biraz daha artması için. Çünkü zaten istikrar %90'lara kadar çıktı. İsyancı kapasitesi de şu an çok fazla değil. Elimdeki askerlerimle isyancılarla mücadele edebileceğimi düşünüyorum. Daha önceden istikrar sağlamış olduğumuz bölgelerde istikrarı sağlaması biraz daha kolay oluyor. O yüzden şu an benim için sıkıntılı olan iki bölge var arkadaşlar. Bunlar da sağ alt köşedeki bölgeler. Artık biraz daha sağ alt köşeye odaklanabilirim. Burada ben yine orduya yatırım yapmayı tercih ediyorum. Bu arada benim en sevdiğim vali arkadaşlar banker. Çünkü bankerle hani 20 parayı 20 doları elinizde hiç yokmuş gibi düşündüğünüz zaman sürekli bunun faizini yiyebiliyorsunuz. Bu arada kamplar çıktı. Buraları hemen hızlıca temizlemem lazım. Bir yerden sonra gerçekten bu isyancıların peşinden koşturmak zahmetli oluyor. Sıkmaya başlıyor belli bir yerden sonra. Mesela şu an oyuna başladım neredeyse yarım saat olmuş. Burada açmadığım birkaç özellik daha var. Onları birazdan açarım. Burada kuralları değiştirme diyeceğiz. Kurnaz baskı diyeceğiz. Zaten isyancı kapasitesi daha da azalacak. Şu an oyunu istediğim noktaya getirdim sayılır. Sayılır dememin sebebi sol alt köşedeki isyancıların sürekli sağa sola hareket edip beni yoracak olması. Şansa burada tam seçimlere %9 ihtimalle olacak şey başıma geliyor ve isyancılar engel oluyor. Bu nedenle 9 itibar puanı kaybediyorum. Çok da önemli değil. Hükümet kısmından lobicileri işe alma deyip 7 itibar puanı kazanıyorum. Artık sağ alt köşede istikrarı kazandığım zaman oyunu kazanmış olacağım. Şu an istikrar seviyesi %92'lerde. Şu an mesela burada hiç destekçim yok. Burayı denetim şartıyla onayla diyoruz. Yavaş yavaş buradaki düşman sayım azalıp kararsız sayısı da azalıp destekçi sayım artmaya başlayacak. Birazdan size onu gösteririm. Burada yine isyancılarla şimdi bir masaya oturacağız. Burada artık ben anlaşmalarını reddetmek yerine imtiyaz talep edeceğim. Çünkü imtiyaz talep ettiğim zaman isyancı kapasitesi çok da fazla artmayacak ve artık hemen hemen aynı itibar puanını kazanacağım ki zaten 4 puan veriyor artık. Yavaş yavaş yolsuzluktan dolayı itibar puanı kaybetmeye başladım. Birer birer itibar puanı kaybediyorum. Burada yeni polis müdürü insan haklarını ihlal ediyor diyor. Ne yapalım? Birazcık bu kararı bekleteceğim ben. Buraya da yine garnizonumu inşa edebilirim. Zaten bir sürü param var. Biz bu arkadaşı ne yapalım biliyor musunuz? Bence tutuklayalım. Çünkü bizde böyle insanlara yer yok. Bizim için insan hakları önemli diyoruz. Şu an aktif 6 tane isyancı var. Mesela görüyorsunuz arkadaşlar bu bölgede işte kuyular açıldı, aşılama uygulandı, bölge temsilcileri atandı vesaire falan diyor. Yani buradaki işlemler artık neredeyse bitmek üzere. Burada orduya yatırım yapmayı tercih ediyorum. Ben birazdan mesela Foxtrot Mike bölgesinde
istikrar kazanmaya başlayacağız. Hala isyancı kapasitesi olduğu için ben burada önce kurnaz baskı yapıp sonrasında da imtiyaz talep et diyeceğim. Kararları veriş sırası da önemli arkadaşlar. Mesela burada tamamlanan kamu hizmetlerini gösteriyor. Tamamlanmakta olan kamu hizmetleri de yani tamamlanmadı şeklinde gözüküyor. Burada okul genişlemesi hizmetini açmamışım. Yeni gördüm, kusura bakmayın. Bakın arkadaşlar, mesela şimdi Foxrot bölgesinde istikrar puanı kazanmaya başladım. Şöyle bir bakalım. Birazdan burası artık tamam olacak. Burayı denetim şartıyla onaylıyorum. Burada orduya yatırım yapı tercih ediyorum yine. Burada imtiyaz talep et diyeceğim. İsyancı kapasitesinin aşırı bir şekilde artmasını istemiyorum. Mesela görüyorsunuz şu an Foxrot Mike bölgesi %50 istikrarlı durumda. Birazdan tamamen istikrarlı duruma geçecek. Artık bu bölgemizde istikrar kazandı. Çok güzel. Geriye son bir bölgem kaldı. Bu son bölgede de düşman sayım gittikçe azalıyor. Her ne kadar kararsız sayısı çok fazla olsa da önemli olan düşman sayısı. Burada yine tam seçimler diyorum. 3 itibar puanı da 3 itibar puanıdır. Burada imtiyaz talep et diyorum. Şu an sıfır savaşçı var arkadaşlar. Sıfır isyancı var. Eğer bu şekilde %99 tamamlanırsa ben bu barış anlaşmasını bu sefer kabul edebilirim. Çünkü buradaki Juliet bölgesindeki istikrarın tamamlanmasını beklemeyeceğim. Çünkü artık gerçekten yoruldum. 32 dakika olmuş. Şu an sıfır isyancı olduğu için ben bu anlaşmayı kabul edeceğim. Ve itibar puanım da azalmayacak. Böylelikle oyunu kazanmış olacağız arkadaşlar. Uzak Bozkır oyununda da acımasız seviyede kazandık. Şimdi Fıstıkçı Çamı Ormanı kaldı. Bakalım kaç yıldız verecek. 5 yıldız aldık. Ayşe tatile çıksın. Operasyonumuz gayet başarılı. Yeni danışman açıldı. Yeni danışmanın özelliği sanırım kararları otomatikman kendisi karar veriyordu şeklinde hatırlıyorum. Doğru hatırlıyormuşum. Neyse, bu videoyu bitirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.